أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقيان في علوم القرآن، الشيخ محمد علي الصابوني. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Benim elimdeki nüshanın sayfası 260, diğer nüshanın sayfası ise 227. 227. Şu anda günah işlemenin, su içmekten daha kolay olduğu Antalya'mızın Kaleiçi'ndeki Selçuklu zamanına ait Karatay Medresesi'nden ne yapıyoruz? Bu dersimizi yapmış oluyoruz. Karatay Medresesi. Dönemi 2. İzzettin Keykavuz zamanına denk geliyor. Tarih 1250. Bu yerin binanın banisi ise Celaleddin Karatay. Rahmetullahi aleyh. Ve biz burada devlet büyüklerimizin, başta valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer devlet yetkililerimizin, büyüklerimizin hem teşvikiyle hem de ricasıyla burada bu dersleri yapıyoruz. Evet. Devlet teşvikiyle ders yapmak da güzelmiş bu arada. Hamdolsun. Rabbimize sorsun, hamdolsun, hamdolsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meşahi okudu bir tefsiri, bir dirayi. Burada kalmıştık değil mi? Meşahi okudu bir tefsiri, tefsir kitaplarının en meşhurları neyle olan tefsir? Dirayetine. Yani reyine. Rivayet değil. Dirayet. Eşer-i Kutub-i Tefsir-i Bin Dirayeti yani bir vakiye. Rey ile, dirayet yani rey ile yapılan tefsir kitapları. Yorum katılan diyebilir miyiz hocam? Yani tefsirin kendi değerlendirmesi. Şöyle yani yorum var, tefsir var, saf var, nahim var, belagat var, efendim ondan sonra rivayetler var. Yani rivayet de var. Böyle olduğu zaman dirayet tefsir oluyor. Ama sadece rivayetler olduğu zaman da buna da rivayet tefsir. Tefsir kendi sahibi kaynağı. Yorumunu değerlendirmesine koyuyor. Yok. El-Rakam, ismul kitap, ismul müellif, tarihul vefati, eş-şuhretü diye sınıflandırmış yukarıda yine. Geçen dersimizde olduğu gibi. Birincisi, kitapların en meşhurları. Birincisi, Fatihul Gayb, bu kitabın adı oluyor. Bunun müellifi ise Muhammed İbni Umar bin Hüseyin el-Razi. Evet, bu zat Hicri 606 yılında vefat etmiş. Meşhur olduğu, tefsirin meşhur ismi ise Tefsir-ül Razi diye. Ne yapıyor? Meşhur olmuştur. Meşhur olmuştur. İkincisi Envar-ül Tenzili ve Esrar-ül Tevil. Kitabın adı bu. Bunun müellifi ise Abdullah bin Umar el-Beydavi. Evet, Abdullah bin Umar el-Beydavi. Bunun tefsirin şöhret bulduğu ismi ise Tefsir-ül Beydavi olarak şöhret bulmuştur. 675 yılında vefat etmiştir. 85 yılında vefat etmiştir. Üçüncüsü ise Lübab-ı Tevil fi Ma'an-ı Tenzil. Kitabın adı bu. Müellifi Abdullah İbni Muhammed'in el-Ma'ruhu bil-Hazin. Hazin lakabıyla maruf olan bilinen evet, Muhammed'in oğlu Abdullah 741 senesinde vefat etmiş kişi. Tefsirin meşhur şöhret bulduğu isim ise Tefsir-ül Hazin. Meşhur Hazin tefsiri. Beyvani tefsiri. Razi tefsiri. Bunlar meşhur var tefsiri. Nesefi'yi söyleyecek. Dördüncü sırada Medar-ı Tenzil ve Hakaik-ı Tevil kitabın adı bu. Müellifi ise Abdullah İbni Ahmed'e el-Nesefiyyü. Evet. Ahmed'in oğlu Abdullah, evet, Nesefi. Hicri 701 yılında vefat etmiş. Şöhret bulduğu isim ise Tefsir-ül Nesefi. Adı altında şöhret bulmuştur. Bu zaten yazmış olduğu tefsir. Bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Beşincisi, Zerâib-ül Kur'an.
القرآن مذاهب الفرقان، تفسير مذهول مؤلف إنسان نظام الدين الحسن محمد النيسابوري هجري 728 وفات المش مشهور اسم إنسان تفسير النيسابوري diye bir sahibini tefsir diye şöyle bulmuştur. Altıncı yıl İrşad ve Akl-ı Selim tefsir adı bu. Müellifi Muhammed İbni Muhammed İbni Mustafa Tahavi meşhur İbni Ebu Suud yani. Hicri 952 yılında vefat etmiştir. Şöhret bulduğu isim ise tefsiri Ebu Suud Ebu Suud tefsiri. Şeyh-i İslam Ebu Suud. Yedincisi El-Bahru'l-Muhit tefsir adı. Müellifi ise Muhammed İbni Yusuf'a İbni Hayyan'in El-Endülüsü'yü. Evet, Endülüs'ü Hayyan'ın oğlu, Yusuf'un oğlu Muhammed. O tefsirin şöhret bulunduğu isim ise tefsir-i Ebi Hayyan tefsiri. 745 yılında Hicri ifade etmiştir. Yedincisi, sekizincisi Ruhul Maani, meşhur Alusi. Bunun müellifi ise Şihabuddin Muhammed el-Alusi, el-Bagdadi'dir. 1270 senesinde vefat etmiştir. Şöhret bulduğu isim ise Tefsirul Alusi. Tefsir bu şekilde şöhret bulmuş. Dokuzuncusu Es-Siracül Münir. Tefsir ismi müellif Muhammed Eşşer Binniyu, Eşşerbiniyu, El-Khatibu, müellif-i Muzaddır. Şöhret bulduğu isim ise Tefsir-ül Khatib. Onuncusu Tefsir-ül Celaleyn. Bunun müellifi iki kişidir. Birincisi Celaleddin El-Mahalli, ikincisi ise Celaleddin Es-Suyuti. İkincisi daha meşhurdur. Birincisi 864 yılında, ikincisi 911 yılında vefat etmiştir. Şöhret bulduğu isim ise Tefsirul Celaleyn, ki Celal'in tefsiri. Bu tefsirde şunu özellik olarak burada zikretsek iyi olur. Celaleddin Suyuti şey suresinden, İsra suresinden itibaren almıştır tefsiri yapmaya. İsra suresinden sonra almıştır tefsiri yapmaya. Ama bu arada Celaleddin Mahalli Fatiha suresini tefsir etmeyi Bakara'dan başladığı için, Fatiha suresi eksik kaldığı için Celaleddin Suyuti Fatiha'yı kendi tarafına koymuştur. Onun için Celaleddin tefsiri Fatiha en son olur. Bu da böyle gözüküyor. Bunun için bu tefsirleri... Bu sıralama soracağım. Yani başı daha önemli bir dayan yoksa böyle bir sıralama yanlış? Hayır. Yok. Rivayet tefsirleri. Evet. Yani dirayet tefsirlerini sıralıyor şimdi. Evet. Şimdi bunlara hakkında malumat verecek. Sizden önce sizin okumadığınız zamanda biz yine Şia tefsirlerini okuduk. Diğer Mutezile tefsirlerini okuduk. Bunların en meşhurları neler? Özellikleri, müellifleri. Tamam. Evet. En son tefsirleri nelerdir? En meşhurlardan 10 tanesini aldım. Tabii en meşhurları. Yoksa ileride söyleyecek zaten kitap yazmış, tamamını yazacak o zaman kitaba sığmaz yani. Evet. Tarifu bi kutubi tefsiri bi ra'yi zeyre yapan tefsir kitaplarına tarif birincisi tefsir-ül Fahr-ül Razi. Tefsir-ül Fahr-ül Razi, Fahr-ül Razi'nin tefsiri. Yani geride karşı sayfada zikretmiş olduğu 10 tefsiri şimdi teker teker izleyecek. Evet. Müellif-i Hâdel-Kedir, Hâdel-Tefsiri, bu tefsirin müellifi, huve o kimdir? El-Allâbetü, El-Şeyh, Allâbe, Büyük Alim, Şeyh, yani Üstad. Muhammed ibn-i Umar, Ömer'in oğlu Muhammed ismindeki zattır. Öyle Muhammed ki Er-Razi. Evet, Razi. El-Mutevaffa vefat ettirilmiş. Vefat olmuş, ölmüş. Ne zaman? Senete senete sitte mi'etin ve sittetin. O H harfi Hicriye demektir yani. Yani Hicri 606 senesinde ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Ve tefsiruhu, o tefsiri yüsemma isimlendirilmiştir. Ne diye? Mefatihallel-gaybi. Mefatihullu-gaybi diye isimlendirilmiştir. Hocam rakamı niye? Sittemiye ve sitte dediniz. Sitte ve sitte niye? Sitte bir etin. 600 ya. 606 ya. Sittemiye ve sitte. Öbür türlü de söyleyeyim yani.
سنة ستة مضاف إليه ve 600. İki türlü de söyleyeyim. İki türlü de söyleyeyim. Evet. قد سلك في تفسيره قد سلك المحقق فخر الرازي سلوكا يعني يوم تطلع يعني في تفسيره تفسيره girdi nereye meslek el hukamai ilahiyin meslek el hukamai filozofların hukamanı o filozofların yoluna öyle filozoflar ki ama el ilahiyin yani Allah'ın varlığına inanan ilahi olan filozoflar yani rahmani olan şeytani filozoflar değil yani. Bu sürekli bir şey değil mi orada? Meslek edilmesi. Niye filozof diyoruz hocam? Yok, hukama kelimesi yok. Filozof manasında gelin. Bu Fahru, Fahruddin Razi'nin tefsirinde ise çok felsefi şeyler var. Ama o felsefi şeyler müsbet olan, menfi olan ilahiyin, yani Allah'ın cennetlerinin varlığına inanan filozofların mesleğine, bunların yoluna yani tefsirinden almıştır, sürük etmiştir, girmiştir. Fesaha açıkladı Fahru Razi, neyi edillete bu delillerini açıkladı. Terfi meba fesir ile ilahiyyati, ilahiyyat bahislerindeki delillerinden ağırlığı açıkladı. Ve vadde ve reddiye yaptı, cevap verdi, cevap verdi. Kime alel mu'tezile değil, mu'tezile mesela. Evet, alel mu'tezile değil mi? Evet. Bunlara reddiye yaptı. Ve vel ferdi mi? Firatı. Ha, vel ferdi. Vel ferdi dalleti ve sapık olan fırkalara ne yaptı? Cevap verdi. Neyle? Bil hücceci delillerle. Öyle deliller ki, eddâbilati üstün, daha vel ferahini ve yine muhammar yani delilleriyle öyle deliller ki el-kâti'ati kesin olan delilleriyle. Ve ta'arrada müdahale etti, ta'arruz etti, müdahale etti. Niçin? Li şubuhatil münkerine inkarcıların şüpheleri için. İnkarcılar var, onların bir takım şüpheleri var. O inkarcıların şüpheleri için daha ve cahidine ve inkarcıların şüpheleri için. Yani li şubuhatil cahidi demektir. Neyle peki taarruz etti yani müdahale etti? Bin nakka boy. Böyle bozup iptal etmekle. Daha ve tef nidi ve sınıfa bakma. Ya bunların bir takım sapık görüşlerini, inkarcıların ülkelerini onlar ne yaptı? Yani sınıflandırdı, bunu sonra bozdu, iptal etti, doğrusunu söyledi değil mi? Evet. Ve tefsir bu zatın tefsiri neden değil mi? Evsa'i tefasiri ya Rabbi en geniş tefsirlerdendir. Nereden? Hangi hususta? Fî mevdu'i ilmi kelami, ilmi kelam da hususunda, ilmi kelam hususunda ki en geniş tefsirlerdendir. Kema şunun gibi ki ennehu o fil ulumin tabi'iyeti ve kendiyeti tabi'i ve kendi olan ilimlerde nedir? İmamun, imamdır Fahru Razi. Öyle imam ki celilun, büyük bir imamdır, kıymetli bir hocam, imamdır. Hocam tabi ve kendi ilimler tabiri ve kendi ilimleri hocam beraber şey yapalım. İnşallah düzelmeye çalışalım. Yani kendi tabiri dendiği zaman benim aklıma şey geliyor. O tabiatla alakalı, insanın kendisiyle alakalı. Kendi de aklı tefsir gibi yani o manaya geliyor Allah-u Alem. Yani tabi ilimler peki kelime de şey mi hocam? Mesela fizik, coğrafya, işte matematik falan filan mı? Öyle mi diyorsunuz mu hocam? Ben öyle hissediyorum da ama emin değilim. Ben de emin değilim de onun için dedim beraber şey yapalım. Şey, muhtemelen bu. Ben burayı şöyle anladım.
Oradaki kendiye tabiriyenin atatürsel ilanı. Tabiriyen ilimler dediği zaman da diğer zaman dediğiniz ilimler geliyor. Aynı zamanda insanın kendisiyle ilerlediğini söyleyecek. İnsanın insanla alakalı bir takım şeylerden bahsediyor. Tefsirde. İnsanlarla alakalı, tabiatla alakalı. Hocam nasıl? Tamam mı? Evet. Yani ben öyle anladım. Davani semai vel ardı semai. Daha var hayvani canlılar, daha var nebati nebati. Bunlar da tabii. Tabii, evet. Ve fi eczail insani, insanın cüzlerinden, parçalarından. Peki neyle şey yaptı, tekellüm etti, bahsetti? Bir şeyden vasi'in geniş bir şekilde. Ve gharabuhu, bu tefsirin maksadı ise nedir? Nusratul hakkı, yani hakkı savunmaktır, hakkı müdafaa etmektir, hakka yardımdır. Ve ikamatul berahini ve delilleri ikame etmektir. Bu da üzerine ala vücudillahi azze ve ala yücel aziz olan Allah-u Teala'nın vücudu, yani varlığı üzere olan delilleri ikame etmektir. Bunlar var bu tefsirde. Daha ve reddü ala ehli zeyhi ve dalari. Ve reddü de reddiyedir. Kimin üzerine ala zeyri satma ehli ve dalali ve dalalet ehli olan insanlar üzerine sapık fırkalara reddedilir. Evet. Birincisi tamam. İkincisi tefsirun beyvavi beyvavi tefsiri müellifu hâda kitab tefsir. Bu tefsirin müellifi huve o kimdir? El alimu alim el celilu büyük alim el şeyhu şeyh hace yani o da kimdir? Abdullah Beydavi, evet. Abdullah Beydavi'dir. El mutavaffa senete rakam, burayı yine aynı şekilde okuyabiliriz bu rakamı. Yani sitemiyetin ve hamsetin ve sebaniyle şeklinde. Veyahut da veya şöyle şey yaparız, senete hamsetin ve sebaniyle ve sitemiyle şeklinde de telaffuz edebiliriz. Hicriye. Ve tefsiruhu, bu zatın tefsiri, Müsebba isimlendirilmiştir. Ve bir Envar-ı Tenzil, Envar-ı Tenzil diye isimlendirilmiştir. Bunların manasını ne diyorum, artık isimlerini ne diyorum, mani, evet. Mani. Ama sorarsanız şey yaparız. Ve o bu, tefsir nedir? Kitab-ı Celil'in çok kıymetli bir kitaptır. Dakik-ı İnce, Cami-ı Cemel içinde, beynel rivayeti ve dirayeti, rivayet ve dirayetin arasında cemelen bir kitaptır, kıymetli bir kitaptır. Ve huve bu Beydavi yukarriru takrir eder, yani takrir ediyor, takrir ediyor, yani açıklıyor. Neyi el edillete delillerin ne üzere ala medhede ehl-i sünneti, ehl-i sünnet mezhebi üzere deliller açıklıyor. Bu Beydavi tefsirini biz şeyden bir okuyalım arkadaşlar, önce arkadaşlardan. Bana dediler, demişlerdi arkadaşlar, sen hazırlar demişlerdi. Yusuf suresi. Bayağı çetin. Öyle mi? Beyzavi tefsiri bayağı çetin. Hocam Osmanlı medreselerinde Beyzavi okuyor. Evet. Beyzavi, Nesefi. Beyzavi, Nesefi. Mesela Razi çok durmuyor. Neden? Hocam felsefe çok. Bir de uzun. He. Uzun. Daha geniş ve uzun oluyor. Yani kişi kendisi bakıyor. Tamam. Ama sonra hocam 19. 20. yüzyılda Razi öne geçiyor. Zaten evet. Değil mi? Evet. Şey var, günümüze yakın tefsirler var. Onlar da biraz etkilenmişler bu felsefi tefsirler. Ve huve bu tefsir, ve huve bu Beytavi, hüccetün, yani hüccettir, yani diğer ulema tarafından sözü delil olarak kabul edilen bir zattır. Öyle hüccet ki sebete sabit oldu, yani sabit olmuş bir delildir. Hocam biz de hareketlenmiş, hep tüm yazmış.
Es-Sebtun. Çok, çok yokmuş hocam. Es-Sebtun. İyi ki hareket edin cümleyi, tamam. Es-Sebtun doğrudur. Hüccetun, Es-Sebtun. Es-Sebtun, mastar bu. Bir mana, sabitun manasında. Hüccetun, Es-Sebtun, öyle, öyle, öyle hüccet ki Es-Sebtun, yani bir mana sabitun. Sabit olmuş değil. Evet. Hüccet. Yani sabit olmuş bir hüccettir. Yani sözü diğer ulema tarafından kabul edilen bir zattır. Vakat iltezeme muhakkak lazım kıldı. Neyi? En yehtime en yehtime bitirmeli. Neyi? Kulle suretin her bir sureyi neyle bir mağdur bir şey ki ruhiye rivayet oldu. Fi fadliha o surenin fazileti hakkında neden bile ahadisi hadislerden, hadislerden o surenin fazileti hakkında rivayet edilen rivayetlerle ne yapmış oldu? Sureyi bitirmeyi kendisine lazım kıldı. Böyle bir şey var. Enteresan. Tefsirde. Gayre enne şüpheler var ki o lem yetaharra araştırmadı. Neyi? Es-sahiha. Sahih olanı ne yaptı? Araştırmadı. Yani o aldığı rivayetler sahihdir, değildir. Bunu araştırmadı. Ve lem ve lehu bu Beydani için vardır. Havaşi bir takım haşiyeler vardır. Öyle haşiyeler cadiyetun pek çok haşiyesi vardır. Eşhelha en meşhur ise haşiyeti şihabi el-Haffaci. Şihab el-Haffaci en meşhur vardır. Daha var haşiyeti Saniye Efendi. Saniye haşiyesi. Bunu gördünüz mü hocam sadece? Gördüm. Evet. Gördüm. Bende olması lazım. Şihab kesin var. Ben de Şihab'ın kesin olur diyeyim. Sade Efendi olması lazım. Çünkü Beydavi'yi okuturken ona bakıyordum. Bir de bunun şeyi var, Şehzade var. En meşhur var bunlar. Tefsir-i Hazim. Hazim tefsiri. Müellif hâzâ tefsir, bu tefsirin müellifi El-İmam-ı İmam Abdullah ibn-i Muhammed Muhammed oğlu Abdullah'dır. El-Meşhuru, meşhur olmuş. El-Hazini, Hazin ismiyle meşhur olmuş. Zaten Hazin, Luhan'ın manası veznedar. Yani depocunun manasına gelen bir kelime Hazin. El-Mutavaffa vefat olmuştur. Ne zaman? Senete, sebaniyetin ve vahidin ve erba'in veyahut da ve vahid ve erba'in ve sabahmiyetin de diyebiliriz. Hicriye demektir. Ve tefsiruhu, tefsir ise Yusemma ismini vermiştir. Ne diye? Lübâb-ı te'vîli fî ma'an-ı tenzîl. Lübâb-ı te'vîl fî ma'an-ı tenzîl adıyla bizde yok, ismini vermiştir. Evet. Ne? Eksik yani. Ne yok? Burada lübâb-ı te'vîl yazmıştı, yanlışlıkla. Evet. Ve huve bu tefsir nedir? Tefsirun, meşhurun, meşhur bir tefsirdir. Yani, meşhur derken, yani bil me'thuri, yani me'sur ile meşhurdur yani, me'sur olmasıyla meşhurdur. Yani eserlerle, hadisler gibi eserlerle, eserler bunların içerisinde bir tefsirdir yani. Me'sur olmasıyla meşhur bir tefsirdir. Beyne ennehu, şu kadar var ki, beyde kelimesi enneye muzağırdır. Oh. Genelde beyde kelimesi. Beyde enne şu kadar var ki şeklinde mana verilir. Beyde enne şu kadar var ki o müellif la yedkuru zikretmemiştir. Neyi? Es-senede. Senede zikretmemiştir. Ve ibaratuhu bu tefsirin ibaresi de nedir? Sehledin. Çok kolaydır. La ta'abide. Herhangi bir düğüm yoktur yani. Böyle sıkıntılı değil yani. Kolay çözülür. Herhangi bir düğüm yoktur fiha kendisinde. Ve la gumuba ve müphemlik de yoktur yani herhangi bir kapalılık da yoktur. Ve lehu bu müellif için vardır. Ne vardır? Gulu'un bir tutku vardır, bir sevgi vardır. Neye? Bir tevessu'i yani geniş yapmaya. Nerede? Fi rivayati vel kasası. Rivayetlerde ve kıssalarda bir geniş yapma, rivayetleri geniş anlatma, kıssalar geniş uzun uzun yani. Bir sevgisi var yani. Bir tutkusu vardır yani. Uzun uzun anlatır. Fakat yazıkları muhakkak zikrediyor. Fî tefsiriye, tefsirinde neyi? Bazı rivayet-i İsrailiyeti, bazı İsraili rivayetlerinden ne yapıyor? Zikrediyor. Ama niçin? Li yüneddihe tebbih etmek için, uyarmak için. Ne üzerine alama öyle bir şey
zikrediyor. Neyi? Hani kıssada kıssayı mesela abi kısa zikrediyor. Böyle kısa ki tabiyle de uzun kıssayı zikrediyor. Sonra sonra yahkulu hükmediyor. Hani ya o kısa üzerinden değilen bir barfi zayıflıkla evin kedbi veya kizbi veya da kedbi veya da yalanlıkla yani kıssayı anlatıyor uzun uzun. Sonra diyor ki bu zayıflık veya da bu yalanlık. Bunları şimdi de belki tefsir edelim. En sonunda okumak lazım. Tabii yoksa adam kıssayı okur sonra der ki ya falan tefsir edelim kısa. Vazimde var. Vazimde var. Kalın ki son kısmındaki. Son kısmı. Ama hocam buradakiler şey söylüyor. Demek ki hepsi mi böyle? Niye zayıf, niye yanan değil? Yok, şey şey abi. Hükmediyor zaten. Mağdur rivayet edelim. ولكنه لكن مؤلف في بعض الأحيان بعض الزمانات يسكت السكوت ديور لكن عنها و قصة لدن سكوت ديور حتى ذاك يزون زن ديور القارئ و قيان الإنسان من زن ديور شنك أن هذه رواية هو قدو رواية نظر صحيح و صحيح هو قدو رواية صحيح و زن ديور حالك صحيح böyle de bir özellik ومن جملة خلاصة الكلام فتفسيره وزاف التفسير حسن رائع güzeldir ve harikadır. Harika bir tefsirdir. Ama tabii ki levla şair olmasaydı kesratul ma fihi min kasasin ve rivayatin kesratul ma öyle bir şeyin çokluğu ki fihi o şeyde vardı. Neden min kasasin kıssalardan ve rivayatin ve rivayetlerden öyle kıssalar ve rivayetler ki la yahsun güzel olmuyor. Yani zikruha onlara zikretmek, anlatmak yani anlatılması zikredilmesi güzel olmayan bir takım rivayetler ve kıssaların çokluğu olmasaydı hakikaten harika ve güzel bir tefsir olacaktı yani. Lakin niçin peki ilken biha bu kıssalar ve rivayetler olduğu için vahiyetun zayıf evveya ve zubetun yani uydurulmuş ya da öyle bir şey. Evet. Bir daha okuma gerek var mı? Yok. Harika. تفسير النسفي تفسير النسفي النسفي تفسير المؤلف هذا التفسير تفسير المؤلفي هو كبير الشيخ العالم الزاهد شيخ يعني أستاذ عالم زاهد وكبير عبد الله بن أحمد النسفي النسفي أحمد بن عبد الله المتوفى وفاة المشير سنة 1700 veyahut da senete sebabiyetine vahid. 701 Hicriye demektir senesinde. Ve tefsiruhu, bu zaten tefsir ise Yusuf Aleyhisselam'ın bildirilmiştir diye medarike tenzili ve hakaika tevili medarike tenzil ve hakaika tevil ismiyle müsemma olan bir tefsirdir. Ve bu nedir? Tefsirun celil, çok kıymetli bir tefsirdir. Mütedabilun, tedavüllü olan yani böyle elden ele dolaşan bir tefsirdir. Bugün hala biz medresede de bu tefsiri okutuyoruz. Meşhurun, meşhur bir tefsirdir. Sehrin çok kolay ve dakikun ince bir tefsirdir. Yu'teberun, muteberdir. Yani sayılır bir nisbeti. Hocam, dakik deyince, biraz önce mesela güzel bir kitaptır ve ince bir kitaptır deyince, Türkçe biraz garip ya. Yani kitap ince bir kitaptır gibi oluyor. Öyle ince değil. Latif diyelim. Latif, hassas. Latif. Hani... Yurteberu, muteberdir yani sayılır. Bir nisbeti nisbetine, neye nisbetle? Libbakiyyeti tefasiri, diğer tefsirlere nisbetle sayılır. Bir neyle olan tefsirler mi? Bir latiye. Rey ile olan diğer tefsirlere nisbetle muteberdir. Yani, sayılır. Peki ne sayılır? Hani ne olarak muteberdir, ne sayılır? أوجز تفسير وأبسطه أوجز تفسير يعني تفسير أنقصص ده أبسطه أنقصص أرتا بتفسير قصة بتفسير bunlar hocam şeyi de ekleseydi güzel olmaz mıydı yani şu kadar sayılır şu kadar cilttir hocam şeyler değişir ciltler değişir tek cilt olan var iki cilt var dört cilt var öyle mi tabi mesela bendeki mesela iki cilt var dört cilt var. Bunun tefsiri var, şey var, mesela şerhi var, ikili. Hocam şu Beyz abi, Bazin, Nesefi, bir de Nisabur herhalde. Necmal Tefasir diye basmışlar, sizde var mı?
5-6 kafasında bende yok da hocam, ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Yani bir düşündüm ayrı ayrı şeyi almayı, onun mecmuatın tefasını, ama var mı bu nasıl hepsi? Gerekir. Evet hocam. Kalen dedi ki tefsir hususunda sahibi keşf-i zununi, keşf-i zunun sahibi olan Kâtip Çelebi, ki bu Kâtip Çelebi'nin keşf-i zununu 10.000 müelliften bahsediyormuş, 15.000 de eserden bahsediyormuş kitabında. Yani bibliografya mı dedi? Yani 10.000 müelliften bahsediyor, 15.000 eserden bahseden bir kitap. Kitaptır Keşf-i Zunun, bibliografya yani. Muhteşem bir şey. Bu kitabında bu zatı mesafeyi anlatıyor. Demiş ki, Kalefi'nin sahibi Keşf-i Zunun, Keşf-i Zunun sahibi olan Kâtip Çelebi kitabında dedi ki, İmam Nesefi, bu Nesefi tefsiri kitabın vasat-ı vasat bir kitap. Hangi hususa? Fit-te'vilati, yani tefsir hususunda, tefsirler hususunda. Câmi'un cemedicidir. Neyli vücuhi i'râbi, i'râb vecihlerini gönderdi. Hakikaten i'râb'dan bahsediyor. Hatta i'râb'dan bazı yerlerde uzun uzun bahsediyor. Eğer bir insanın sarfı ve nahili iyi bilmiyorsa bu tefsiri okuturken zorlanır. Zorlanacağı yerler var. Belâgata bilmiyorsa. Daha vel kıraati ve kıraat vecihlerini. Kıraat'tan çok bahsediyor. Burada kıraattan çok bahseder bu zat. Öyle şey ki kıraat vecihlerinden, i'rab vecihlerini, kıraat vecihlerini, i'rab vecihlerini cennetten bir kitaptır. Mutamam binun kutuplayıcıdır neyin li dakaiqi ilmil bedi'i ve işareti. Bir takım işaretler ve bedi'i ilmi denilen hani maalide yani bedi'i telhasın üçüncü kısmı olan Bedir ilminin inceliklerini mutabaklıdır, yani kutuplayıcıdır. Mirşahun süzgeçtir. Niçin? Li ekavili ehli sünneti, ehli sünnetin kabilleri ve cemaati, ehli sünnet ve cemaatin kabilleri için bir süzgeçtir bu kitap. Evet. Daha halin ve boştur. Neden? Min ekavili ehli bidari ve dalaleti. Bidat ehli ve dalalet ehli kimselerin batıl bir takım batıllarla, batıl görüşlerinden de halidir. Leyse değildir bir tavili mümilli, bir tavili uzun değildir, öyle uzun ki en mümilli, böyle sıkıcı, bıktırıcı, uzun bir tefsir değildir. Ve la ile değildir bil kasiri muhilli, bil kasiri kasiri yani kısa da değildir. Öyle